Merhaba arkadaşlar, Cins Patiler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Dilek Çoban. Bugün uzman konuğumuz yok. Bugün Duman'la ben varım. Konuğumuz bugün Duman. Bugün sizlere kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Özellikle bir pati annesi olarak kedi sahiplenmeye nasıl karar verdim? Bunu anlatmak istiyorum. Özellikle Duman'dan önce ben inanılmaz bir kedi fobisine sahip bir insandım. Kedilerden çok korkuyordum. Birçoğumuzda vardır böyle kedi, köpek, kuş fobisi olan insanlar. Bence bu duyguların üzerine gidilmesi gerekiyor. Bunlardan birisi de bendim. Bir kasabada büyüdüm. Çok fazla köpeğim oldu, işte kuzum oldu, tavuklarım oldu. Hiçbir şekilde bunlara karşı bir korku yaşamadım. Fakat yine çocukluğumda yaşadığım küçük bir hikayeden dolayı kedilere yaklaşamıyor, kedilere dokunamıyordum. Daha sonrasında yaklaşık 1,5 yıl önce bu konuyu bir psikolog arkadaşıma anlattım. O da inanılmaz çok hayvanları çok sever ve hayvanlarla ilişkinin insanlar üzerinde çok büyük katkısı olduğunu düşünen bir insan. Onun beni cesaretlendirmesiyle birlikte bir de farklı bir arkadaşımın da kedisinin olması ve onun yaşadığı güzel duyguları, güzel hikayeleri dinledikçe benim için müthiş bir motivasyon oldu ve Duman'a sahiplenmeye karar verdik. Bunu eşimle ve oğlumla da paylaştım. Onlar da bana destek olunca bu korkumu yenebileceğimi düşündüm. Evet, inanılmaz çok köpekleri çok seviyorum. Evimde köpek beslemeyi çok istedim. Fakat köpekler biraz daha zaman konusunda bol vaktiniz olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dışarı çıkarmanız gerekiyor. İşte onlarla daha fazla vakit geçirmeniz gerekiyor. Kediler onlara göre şehir hayatına, ev ortamına daha uygun canlılar. Ve evde beslemesi daha kolay hayvanlar diyebilirim. Duman'ın ilk geldiği günü anlatmak istiyorum size. Arkadaşımla konuştuk. Duman'ı eve getirecek. Dedim ki çok korkuyorum fakat ya yapamazsam, kafamda da bu sorular da var çünkü. Ya dokunamazsam. Çünkü şuna da çok inanıyorum. Bir canlının hayatıyla ilgili karar veriyorsunuz. Sonuçta sadece siz onu seçmiyorsunuz. Onu da sizi seçiyor. Ve onun da duyguları var. O sizi sevdiği zaman ben onu seni artık sevmiyorum deyip terk etmek bir canlıya yapabileceğiniz en büyük kötülük diye düşünüyorum. Ve bunu çok bilincinde bir insanım. Bu yüzden çok korkularım sadece hani kedi besleme korkusu değil de ona zarar verebilme korkusunu da yaşadım. Arkadaşım dedi ki hani birkaç gün sende kalsın. O sana alışabilecek mi? Sen onunla alışabilecek mi? Bir bakarsınız. Olmadı. Zaten tekrar geri dönebilecek bir yuvası var. Çok da onun duygularını incitmeden. Bir bakalım. Belki sen onu seveceksin, alışacaksın ama o seni sevmeyecek ve alışmayacak. Bu da çok önemli. Çünkü karşıdaki canlının da sizi sevip size alışması gerektiğine çok inanıyorum. Duman eve geldi, arkadaşım onu getirdi. Taşıma kapları, kabı var biliyorsunuz kedileri taşımak için. Taşıma kabını açtık. İçinden böyle küçük, minnak, bir o kadar da korkak bir yavru. O korkuyor ama ben de onun kadar korkuyorum. Neyse arkadaşım bıraktı. Dedi ki hani korkma küçücük bir canlı sonuçta sana ne yapabilir? Bunun çok bilincindeyim ama hani... aklınız bunu kabul ediyor, duygularınız bunu kabul etmiyor. Dedim ki tamam yapacağım ya, ne olabilir ki sonuçta. Neyse, akşam oldu. Şimdi Duman, bugün hatırladıkça çok üzülüyorum. Ama bir an, o gün yaşanmasaydı Duman'la aramızdaki ilişki bu hale gelir miydi? Bu da tartışılır bir durum. Duman'ı salonda bıraktık işte, taşıma kabında uyuması için bıraktık. Oğlumun odasının kapısını kapattım. Dün ben korku yaşayınca sanki ona da yaşatacakmışım gibi geliyor. Biz de odamızın kapısını kapattık ama Duman çok küçük olduğu için ağlamaya başladı. Çünkü o da korkuyor. Annesinden ayrılmış, yalnız. Baktığınız zaman çok acı gibi geliyor. Ama en de sonunda annesinden ayrılması gerekiyordu.
daha sonrasında ben hiç uyuyamadım. Bir yandan da hani acı çekiyorum. Sen ona sahiplenmeye çalışırken bir yandan da işkence mi ediyorsun diye kendimi sorguluyorum. Gece saat 4 falan da artık dayanamadım. Annelik içgüdülerim biraz daha bastırmaya başladı ve kapıyı açtım. O sırada yaşadığım duyguyu hiçbir şekilde anlatamam size. Kapıyı açar açmaz duman resmen benim ayağıma yapıştı ve sarıldı. O an dedim ki dayanamadım. Dilek, tamam, yapacaksın. Onu tuttum ve kucağıma aldım. Şöyle göğsüme koydum. Tıpkı bir bebek edasıyla. Ve inanın arkadaşlar, o yaşadığınız duygu o kadar tarif edilemez. O kadar güzel bir şey ki. O an sakinleşti ve o hani kedilerin küçük mırır sesini hissedersiniz ya. Ya bendeki her şey durdu. Her şey durdu. Onu kucağıma aldım. Yatağa gittik. Biz resmen birbirimize sarılarak uyuduk. Eşim sabah kalktığında şok olmuştu. Oğlum şok olmuştu. Nasıl ya? Nasıl aldın? Nasıl kucağına sarılarak uyudun? Dedim ki bitti yani. Bu saatten sonra benim için korku falan hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hayatta ilk önce oğlum, daha sonra küçük oğlum Duman. Duman'la tüm ilişkimiz o saatten sonra başladı. Ve hayatımda verdiğim en güzel karardı diyebilirim. Mutlaka yaşamanızı isterim. Bu tecrübeyi yaşamak istediğinizde, karar verdiğinizde etrafınızda bir sürü olumsuz tepkiler alabilirsiniz. İşte kedi köpek beslemenin sağlıksız olduğunu, çocuklar için uygun olmadığını, işte pis ortamlara sebep vereceklerini gibi bir sürü hoş olmayan felaket senaryolarıyla insanlar sizi bu kararınızda çevirmeye çalışabilir. Kesinlikle ama kesinlikle bunları duymayın, görmeyin. İnanın sizin hayatınıza çok güzel şeyler katacak. Siz onların hayatına bir şeyler kattığınızı zannediyorsunuz ya, bence kesinlikle sanıyorsunuz. Onlar sizin hayatınıza farklı değerler katıyor. Duman 1,5 yıldır bizim evimizde ve 1,5 yıldır evimize kattığı huzurlu ortam tartışılamaz. Yani kadın olarak söylüyorum, eşimle 1,5 yıldır hiç yüksek sesle tartışmadığımızı fark ettik ya. Çünkü şöyle, ben de çalışıyorum, o da çalışıyor. Dışarıdan geldiğimizde kafamız yorgun, işte günün iş yoğunluğu nedeniyle kafamızda bir sürü sorular, düşünceler ve bunu bir şekilde evde atmak istiyoruz. Duman o sırada en güzel terapi oluyor. Ben kapıdan girer girmez ilk önce ellerimi yıkarım. Daha sonra Duman'a sevmeye başlarım. Çünkü direkt kendini sevdirmek ister. Onun sürekli ilgi ister böyle. Ona dokunmak, onu sevmek, onunla ilgilenmek bana ve eşime, oğluma o kadar iyi geldi ki. Mutlaka bunu tecrübelendirin. Mutlaka bu deneyimi yaşayın diye düşünüyorum. Ve inanın hayatınızda çok şey düşünecek. Evet. Benim yaşadığım Duman'la ilgili tecrübelerim böyle. Bu şekilde onu hayatıma sokmaya karar verdim. İlk de karar vermişim diye düşünüyorum. Ailecek bunu böyle düşünüyoruz. Arkadaşlar, bugün bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Mutlaka sizlerden de bu tarz güzel tecrübelerinizi anlatan videolarınızı bekliyorum. Kanalımızı abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Biz bugün veterinere gidiyoruz Duman'la birlikte. Duman pusetini sevmediği için böyle kucakta gitmeyi seviyor. Kucaktan da çok hoşlanıyor. Değil mi anneciğim? Şimdi ablamıza gidiyoruz. Evet, Nesli ablamıza geldik. Veterinere. Şimdi Duman Nesli ablasında ve tırnak kesim yapıyor. Veterinerimize geldik. Gördüğünüz gibi çok uslu. Maşallah. Bebekliğinden beri Nesli ablası ilgilendiği için hiçbir şekilde ona karşı tepki vermiyor. O yüzden kedileriniz mutlaka veterinerlerini sevmesi gerekiyor. Gerçi bu köpekler için de geçerli sanırsam, değil mi hocam? Onlarla kurduğu bağ çok önemli çünkü.